Helal. Ay şu an kamerayı hiç şey yapamayacağım. Ben biraz doldum. Ben biraz kendimi de doldurdum galiba. Ya da dolan şeyleri nasıl söylenir? Bende bir şeyler dolmuş, birikmiş. Bu birikintimi akıtmak üzere... Abi bu müzik ne? Lanet olsun. Bekle! Bıktım gerçekten. Apaçlardan, herkesten bıktım. Ne diyordum? Şöyle bir iki sayfa bir şeyler karaladım kendimce. Dedim ki, sen kimsin ya? Yani sen kimsin? Sen kimsin? Necisin? Hiç hoş şeyler çıkmadı arkadaşlar. Ben kim olduğumu sorguladığımda hiç hoş şeyler çıkmadı. Ha, çok güzel şeyler yazdım. Dedim ki kendine güven. Dedim ki içgüdülerine güven. Bu zamana kadar hep bunları yaptın, yine yaparsın. Sorguladığım bazı şeyler vardı ve bunlardan birisi küçükken diyeyim, yani 17-18 yaşlarındayken bu kadar cesur mu denir? Yani şu anki korkaklığıma nazaran cesur diyeceğim. Çünkü adım atmaktan o kadar korktuğum zamanlar ya da yaşlardayım ki ve bunu bir yıldır, iki yıldır falan sorguluyorum yani. Neden bu kadar korkuyorsun? Aslında utanmaktan korkuyorum ki yani nesine utanacağım ve neyden utanacağım? Utanacağım bir sürü şey var da, pardon, utanacağım hiçbir şey yok. Ama toplum nezdinde yani bu böyle büyüdüğüm için mi, o köydeki o dedikodu kültürü, o yargılama, o her şeylerinin en iyisini kendilerinin bildiğini sanan o komşular mı diyeyim, komşulardan ziyade yani işte o köy halkı. Bu işlenmiş yani, anladın mı? Ne kadar yok desem de şu an görüyorum yani, o zaman küçüklüğümün verdiği şeyle adım adım, hatta koşa koşa gitmişim yani her şeyin üstüne, ama şu an bir şey yapmaktan korkuyorum mesela yani. Korkmaktan ziyade kendimi sabote ediyorum. Sabotaj. Bir şeye bir hevesle başlıyorum. Mesela YouTube tekrardan. Çekmeyeceğim demiyorum, arada vereceğim falan da demiyorum. Devam edeceğim de. Bir süre sonra yapamıyorum başkalarının gözünden bakmadan. Ve yani ben yapamıyorum bunu. Hani ben bile demek ne kadar... Ben bile demek aslında çok yanlış olur. Çünkü yani bunu zaten benim yaşamam gerekir. Çünkü kendi hayatımla ilgili. Çünkü zamanında... Susamamışım. Çünkü zamanında yalan söyleyememişim. Zamanında korkamamışım. Korkmamak mı acaba bu? Yani evet, zamanında korkmamışım. Korkamamışım ya da şu an korkacağım için herhalde. Yani yalan söylememekten kastım. Hani ben şeyim değil, ben gay değilim diyememişim yani. Hani yalan söyleyememişim aileme. Şimdi bu dürüstlüğümün bedelini ödüyorum. Ya inanamazsınız, 1-2 saattir çok git geldiğim. Hiçbir şey de içmedim bu arada yani, şaraptı, alkoldü falan. Bugün bir market alışverişi yapmıştım. Ya dedim ki bir tane sabah alsam mı falan, ama ne istedim şimdi onu iyice almışım. İyi ki de almamışım yani, yoksa şimdi bir daha alkolle iyice delirirmişim. Ama bugün ama belliydi ya. Neden belliydi bilmiyorum ama bir hüzün mü var artık? Onu da bilemiyorum. Ya bilemiyorum değil aslında, biliyorum. Çünkü neden biliyor musunuz? Çünkü bayram yaklaşıyor ve ya sanki ben her bayram aileyle çok mutlu mesut bir şekilde bayramı geçiriyormuşum gibi ve sanki bu bayram geçirememenin vermiş olduğu o böyle bir nefret ettiğim o burukluk var. Ya bu duyguyu hissetmek istemiyorum yani, ama hissediyorum. Görmemezlikten gelemeyeceğim. Evet, üzülüyorum bunun için. Zaten az önce söylediğim şeyleri söylememin sebebi de bu. Yani ben andırsam, ben olmadığım biri gibi davransam onlara karşı, kendimi kısıtlasam, yani şu an biz aslında birlikte olacağız, ne bileyim işte. Nasılsın oğlum? İyiyim anne, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Nasıl gidiyor bu? böyle bir aile ortamım olabilirdi yani şu an. Ha, bunu istiyor muyum şu an? Hayır, istemiyorum. Ama bunun içinde büyüdüm arkadaşlar. Yani bir anda da silip atamıyorum. Yani şu an
bu mesafeyi koyan benim son ne kadardır? 2-3 ay mı oldu? Bir mesafe koydum konuşmak ve görüşmek istemediğimle ilgili. Bundan pişman vesaire olduğumdan değil ama böyle büyüdüm ya hani bunun içinde büyüdüm daha doğrusu. Yani küçükken büyüdüğümde ne yaparsam yapayım bir anne babam ya arkamda anne ve babam olduğunu ve bir şekilde sürekli kabul ve desteğin ne olursa olsun geleceğine olan inancım maalesef ki beni bugünlerime kadar getirebildi. Bazı duygularıma kadar getirebildi ya da. Ya beni mahvetti ya ona inanmak. Keşke daha bok bir ailede büyüseydim. Pikniğe gitmediğimiz, yani etkinlikler yapmadığımız, bir şeyler paylaşmadığımız küçükken ama büyürken değil. Bunları yapmadığım daha soft mu denir ya da daha böyle somut bir aile yapısında büyüseydim de sonrasında edindiğim bu yalnızlık, edinebildiğim diyeyim hatta bundan yani üzgün değilim. Ne dediğimi, ne demek istediğimi anlatabiliyorumdur umarım. Edinebildiğim bu yalnızlığın daha çok keyfini çıkarabilseydim keşke. Ama bir anda tamam bunun nedenini biliyorsun. Bu böyle bu şöyle dediğinde duygulara hemen etki etmiyor ya. Onun bir kabullenme şeyi var. Aa bunu kabullenemedim. Yani biraz da zor kabullenecekmişim gibi duruyor. Çok fazla etken var çünkü hatırlatan. Her şeyin başının bu kadar aile olması kesinliği, netliği bilmiyorum beni çok afallatıyor. Ben şu an bir birey olamıyorum mesela. Neden? Çünkü aileden gelen duygularım yani ya da küçükken işte nerede büyüyorsanız o toplumun bana empoze ettiği duyguları hissetmeden yanlış olduğunu bilsem de hissetmeden yapamıyorsun. Bu her günüm bu şekilde geçiyor demek değil. Kesinlikle böyle geçmiyor her günüm. Bunlar çok dönemsel birikimler ve patlamalar. Genelde bu konuşmaları psikoloğumla yaparım. Böyle 2-3 haftada bir biriktirip yine yaparım. Yani belki yakında bir terapi alırım. Ama yani kadına da artık daha ne söyleyeyim. Gidiyorum geliyorum aile. Gidiyorum geliyorum aile. Bitmiyor. Bitmeyen bir yara. Bitmeyen bir kan akıntısı. Kan birikintisi. Bilmiyorum arkadaşlar ya. Sorguluyorum işte anladınız mı? Bazen işte 2-3 hafta boyunca ne kadar huzurlu olursam o. Bazen bir an geliyor. Belki bu benim hala bir şeyleri kabullen... Yani bu net olarak benim bir şeyleri kabullenememden kaynaklı bir şey. Ama düşündüğümde de o kadar haksız değilim ki. Yani çok fazla şeyle boğuşuyorum anladınız mı? Üstümde çok fazla yük var. Bugün mesela ben neden böyle bir hayat yaşıyorum diye çok sorguladım. Daha doğrusu buna olan etken sadece benim seçimlerim olamaz. Bir seçim gibi de değil. Yani değiştiremeyeceğim çok fazla şey var ya. Yani o yazdığım işte bir iki sayfalık yazıda da. Değiştiremediğin bir sürü etken, bir sürü olay, bir sürü durum oldu şimdiye kadar. Ve şöyle yapsan daha iyiydi, böyle yapsan daha iyiydi gibi şeyler düşünmüyorum zaten ama başkalarının yerine cesur, başkalarının yerine düşünen, başkalarının yerine kapsayıcı olamıyorsun ve kabullenici olamıyorsun ya. Burada başkalarından kastım anne ve babam. Ya onları etki edemiyorsun. Ve onlara etki edemiyor oluşumu mesela kaldıramıyorum sanırım. Çünkü onların benim üstündeki etkiyi az çok görüyorum ya. Ne kadar göstermesem de, yani sözlerimde vesaire olmasa da hayatımı yaşarken ki anlarda etkileri maalesef ki çok fazla. Ama şu kabullenemediğim şey şu. Mesela bir anne ve babanın şunu kabullenemeyişini kabullenemiyorum. Üstüne ekliyorum ya. Kabullenememi üzerine. Doğan çocuğun çocuk olmayı seçmediğini, senin o çocuğu istediğini ve o çocuğu isterken bir zar attığını, nasıl bir çocuk olacağını bilemeyeceğini, nasıl bir çocuk olması gerektiğini ona empoze edemeyeceğini belli başlı şeyler dışında. Empozeden kastım verilmesi gereken eğitim gibi şeylerden bahsetmiyorum. Daha başka şeylerden bahsediyorum. Çok başka şeylerden. Bunu anlamamalarını anlayamıyorum. Yani mesela bazen çok açıklayıcı ve suçlayıcı, yani şu an çok açıklayıcı olmayan ve çok suçlayıcı olan bazı şeyler söyleyebilirim. Yani bunlar işte ne bileyim zaten kötü bir ailede büyümediğimi söylüyorum ya zaten şu anki bu
çarpışmaları yaşadığım alan da bu. Yani kötü bir aile büyüsem çok daha rahat edeceğim aslında. Ama maalesef öyle değil. Ama bir süre sonra kötüleşen bir aile mi demek daha doğru olur? Ona da emin değilim. Ya da çoğu aile yapısı, yani toplumumuzun o aile yapısı gibi. Hani kabullenici, seven, anlayan, dinleyen değil de bunların hepsini mış gibi yapan. Aile yapısında büyüdüğümüz için de bu kadar sorun yaşıyor olabiliriz aslında. Yani başından beri kötü olsa her şey, başından beri dayak yesem, başından beri ne bileyim hakaretlere maruz kalsam bunlar olmayacak zaten. Ama bunları yapan bir anne baba değilmiş gibi davranılarak büyüdüğünde işte zor oluyor. Tabii çok dramatik bazı şeyler söyleyeceğim ama yanlış da anlamanızı istemiyorum. Yani öyle burayı ağlayalım, drama şeye çevirelim falan değil. Ama şu an içimden geçen ya da aslında kendimi bildim dedi. İçimden geçen şey ne biliyor musunuz? Yani ne suçum var ya? Ne suçum var? Ya ben tamam, ben tek başına yaşayabilirim. Ben tek başına bir şeylerin üstesinden gelebilirim. Ben bir birey olabilirim. Ben işte kendi evimde bir şekilde yaşayabilirim. Ben mental sağlığımı da düzeltebilirim. Ama bunlar için bu kadar uğraşmaya, para harcamaya, bu kadar zamanını harcamaya ne gerek var? Soruyorum ya size. Hemen yazın alta. Ne gerek var gerçekten? Yani en şeyine indiğimde sorunların, hani bir tarafta sorun, aslında en büyük sorun ve tek sorun aslında şu ya, eşcinsel olmam. Falan diyorum yani. Ve hani bu çok cinsiyetçi bir küfür olduğu için hayır, hoş bir şey değil arkadaşlar. Ama hani ya eşcinsel olmam yani mesela. Bağlayamıyorum sinirden. O kadar saçma ki, o kadar basit bir şey ki hatta yani. Biri seçim kazanacak diye, biri bir 5 yıl daha bu saltanatı sürdürecek diye. Benim nefret objesi olarak gösterilmem, benim aşağılanmam, benim kabullenilememem, yok sayılmam. Ya nasıl? Yani nasıl arkadaşlar mesela? Bunu bana birisi açıklasın. Ya bu nasıl bir şey mesela? Bak soramıyorum bile hani. O kadar absürt ki şu anki hissettiğim duyguların özüne indiğimde gerçekten az önce bahsettiğim gibi, biri 5 yıl daha birazcık daha para kazanacak diye, biraz daha cebini dolduracak diye. Ya oradan bakıldığında ben tek bir kişiyim ya da benim gibiler evet tek bir kişi olarak bakılabilir ama bizim kocaman hayatımız var ya. Yani benim ortalama mesela 60-70 yılım var. Mesela 25-24'ümdeyim şu an. Yani değiyor herhalde yani. Kazanılan paraya, edinilen o ego tatminine değiyor herhalde tüm bunlar. Yani şimdi ailedir, yani siyasettir vesaire ne alaka diyeceksiniz de. Yani hani bunlar da zaten 2 yıldır, 3 yıldır değil ya hani bize karşı olan bu nefret söylemi. Zaten sistematik bir şekilde gelen ve kabul edecek bir aile varsa da zaten kabul edilmesinin bu kadar zor olduğu bir toplumda. Yani ben anne ve babamdan mesela şu an ne kadar kabul, anlayış beklemem gerekiyor yani. Böyle bir toplumda, böyle yönetilen bir ülkede ben ne kadar anlayış bekleyeceğim annemlerden, babamdan? Bekleyemiyorum. Daha doğrusu bekliyorum ama gösterilemiyor. Anlıyorum ya da anlamıyorum. Yani evet, çıkamadılar. Ne diyeyim? Hayatlarından dışarı çıkamadılar yani. Büyüdükleri yerden. Benim için çıkmak kolay mıydı? Yani manevi olarak evet oradan çıkmak benim için kolaydı. Çünkü orada büyümedim. Daha doğrusu 18'ime kadar aslında orada büyüdüm. Ama bir insan kendini bu kadar mı ait hissetmez? Yani mesela bu ait hissedememe duygusunu o kadar küçük yaştan beri hissettim ki mesela bunu nasıl düzelteceğim? Ait hissedememe duygusunu yani. Toplumla gelen aslında birçok küçük alana da bölünmüş bu aidiyetsizlik duygusunu mesela. Yani kaç terapi almam, kaç kitap okumam, kaç kere üstüne düşünmem, kaç saat arkadaşlarımla konuşmam gerekir mesela bunu aşmam için. Bir yere ait hissetmek için mesela. Yani şimdi manevi olarak evet kolaydı falan dedim ama asla değildi yani. 18'imdeyim hani. Manevi olarak kolay olsa maddi olarak asla hiçbir şey ya. Kolay değil ya. Hiçbir şey kolay. Bir de hiçbir şey de kolay değil ya. Böyle çok düşünmeden konuşuyorum şu an. Ya bu videoyu da yeni almayan daha sonra bilmiyorum.
Bomboş mesela bir sürü şey konuştum, bir sürü şey düşündüm. Bu videoyu açmadan önce de yazdım, ettim. İşte az önce söyledim ya, o kadar basit ki eşcinsel olmak. Yuh ya. Ya yuh ya. Ya ne küfür mü edeyim mesela? Ya sen ne diyeyim ki? Yuh yani, yuh diyebiliyorsun. Yuh ya. Ya bir de mesela şunu fark ettim. Tüm bunların ortasında bu kadar suçlu hissetmem aslında yaptığım şeylerde. Utanma belki yeri geldiğinde. Korkum videoya başlarken korkudan falan hissettiğim korkulardan falan bahsetmiştim. Mesela çok basit bir sebebi var ama mesela o sebebi o kadar aşamıyorum ki. Yani belki ilk bir ya da ikinci videomda söylemişimdir. Yani o eşcinsel olduğumu öğrendiklerinde anne ve babamın mesela benim karşıma geçip intihar etmeyi düşündüklerini söyleyebiliyorlar. Bu kadar pedagojik. Çocuk gelişiminden bu kadar habersiz. bunu bilmiyorum. Bu mesela yani yaşanan şey bu. Okey tamam. Ne tamam gerçi ne tamam da yani. Nasıl taşıyacağım abi? Yani mesela ben bu korkumu nasıl taşıyacağım? Ben kendim olmak istediğim için, kendim olabildiğim için artık anne ve babamın intihar etmesine sebep olabilme şeyiyle yani ne kadar ve nasıl yani yaşayacağım? Nasıl hareket edeceğim yani? Diyeceksiniz ki yani şimdiye kadar sen bu çektiğin videolar, yaşadığın hayat falan. Öyle değil işte. Öyle değil yani. Mesela son zamanlarda fark ettiğim bir şey de az önceki korkumdan bahsettim ya işte intihar etmeleri falan. Mesela şu anda da görüşmüyorum ya. Yani daha önce de bahsettim sanırım. İşte uzun bir mesaj attım. Ama o mesajın içinde yani benden önce de yaşanılmış ve benimle hiç konuşulmayan şeyleri de söyleyip tüm bunların doğrultusunda bana bir el uzatırsanız ben sizin yanınızda olacağım. Benim yanımda olmayı seçerseniz ben de sizin yanınızda olacağım gibiyle biten ve sonunda da ama tüm bunları da istemiyor ve yapmayacaksanız bir daha da görüşmek istemediğimi belirten bir mesaj attım mesela. Yani 2-3 gün boyunca da bir arama sorma olmadı açıkçası. Sanırım o mesajın cevabı şöyle bir emoji. Atılmamış ama benim gördüğüm şöyle bir emoji. Sonrasında yani annem aradı yani de işte ne yapıyorsun, ne ediyorsun, yemeğin var mı falan. Anlayabiliyorum onun da anneliğini gösterme şeyi budur belki ama olmuyor işte arkadaşlar yani. Bir öfke var hiç bitmeyen içimde. Bir sinir var yani anlatabiliyor muyum? Onlara karşı, topluma karşı ve tüm bu sinir ve öfkenin içinde bir de mesela ben iyi insan olmaya çalışıyorum. İyi insan olmaya yani çalışıyorum, düşünüyorum. Yani şöyle şöyle davranışlarım var, şöyle şöyle düşüncelerim var. Bunları törpüle, bunların üstüne git. Zaman, mesela zamanımı harcıyorum buna. Terapiye gidiyorum, paramı harcıyorum. İyi insan olmaya. Tüm bu şeylerin içinde, tüm bu duygularla birlikte. Bilmiyorum. Yani bir yandan desen kimsin de iyi insan olacaksın gibi bir şey de düşünüyorum. Bir sürü kargaşalar içinde. Bu yüzden bundan sonra benden video isterken iki kere düşün. Samet yok ara verdin. Yok işte ara verirsen alır. Biliyoruz. Biliyoruz ama sizin bilmediğiniz çok fazla şey var işte. Şimdi bu videoda bütün gerçekler, tüm ak koyun, kara koyun ortaya çıktı değil mi? Herkes için. İzleyen 300 kişi için. Çıldırazan. Gece böyle işte. Böyle melankolik bir gece yani. Kameradan önce de bir saat kendi kendime de konuştum. Yazı da yazdım. Bitmiyor yani işte bazen böyle birikiyor herhalde ve bitmiyor yani anlat 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 bir yola da varılmıyor herhalde işte bunları böyle anlattıkça düşündükçe yazdıkça bir şekilde normalleştireceğim mi denir ya da kabulleneceğim demek daha doğru olur belki.
Konudan konuya atlayacağım ama işte tekrar aklıma geldi, yarım bıraktım az önce. Mesafe koymanın sebebi belki de olmaz tabii ki. Herhalde yani, umarım. Alıştırmak kendimi. Onlarla mesafe koymanın sebebi yarın öbür gün olacak, olabilme ihtimali olan o olayda, o olaya karşı kendimi alıştırmak belli ki. Ama yani bu çok mantıklı bir yerden yapıyorum demiyorum size. Ama içgüdüsel olarak bir şekilde işlemiş yani, anladınız mı? Sonra diyorsunuz ki bana işte yok, saçların çok güzel, yok işte ojelerin çok yakışmış. Daha fazla ojelerim artık. Pardon, bunun artık mizahını yapmaya geçtim. Kendimce yapsam daha iyi olur, yoksa yanlış anlayabilirsiniz. Ben bir şeylerin mizahını yapmazsam, bir şeyler dalga geçmezsem o şeyi atlatamam. Daha 2 gün önce mi ne konuştuk Musa ile? Bunu da anlatayım, yavaştan kapatacağım. Mizah ve hayatımda yaşadığım kötü şeyleri nasıl harmanladığımı ya da mizahı mecburen katmak zorunda olduğumu belki anlayabilirsiniz diye. Bir de mesela bazen diyorsunuz ya, evde bir gülüyorsun. Ne yapayım? Kamera kapalıyken de ağlıyorum ben. Bırak kamerayı, açıkken de gülüyorum. Bundan sonra kimse benim gülmelerime laf etmesin arkadaşlar. Bana 3-5 dakika, 3-5 saniyelik gülmeleri çok görmeyin. Neyse, ne diyordum? Şunu konuşuyorduk. Bu yine mizaha olan bakış açımız üzerine birkaç söyleşi eğiliyorduk. Mesela hayatımız bir dizi olsa mesela, film ya da dizi, böyle Netflix'te falan 8 bölümlük. Mesela nasıl bir sahneyle açılır diye başlıyorduk. Mesela şimdi benim de ilk videom, yanlış hatırlamıyorsam, yaşadığım bir olay vardı. Abimin bir gece işte suratıma yastığı. Şu an gülüyorum artık. Arkadaşlar üstünden 6 yıl, 7 yıl geçti yani. Bu olayı çok konuştuk. Dramasını da çok konuştuk. Ağlayarak da konuştuk. Gülerek de konuştuk. O yüzden şu an daha fazla bu konuyu düşünüp şey yapamam. Ama evet, hani şey, trajikomik belki bir noktadan sonra. Bir zaman sonra her şey trajikomikleşiyor zaten insan hayatında. Ya da benim hayatımda. Ama mesela işte açılış şey gibi. Hani o yastığın ve kafamdan kalkmasıyla mesela başlayabilir. Yani yine işte bir gece vaktiymiş falan ve abim gelmiş mesela. Ben ne konuşuyorum? Neyse, tamam. Bu para da uygunsuz değil diye ilk videomda zaten 260 bin ne izlendi. Ama sırf bu olayı, yaşadığım bir olayı anlattım diye burada, yok işte zorbalıktı bilmem neydi diye şey yedi. Para kazanması kapatıldı yani. O zaman böyle ediyoruz arkadaşlar. Bu videoya ne başlık koyacağım bilmiyorum artık. Düşüneceğim. Düşüneceğim bakın. Daha bu videoya yayınlamadım zaten. Uykum geldi. Saat de şu an var ya. 1. 1.10. Dikkat edin kendinize arkadaşlar. Üzmeyin kendinizi. Canınızı sıkmayın. Şaka bir yana işte görüyorsunuz arkadaşlar. Benim bile o vurdum duymaz. O kamsız. Samet'in bile işte bu tarz bazen duygu durum düşüklükleri olabiliyor yani. Hepimiz insanız, hepimiz şaşarız, beşeriz. Bir şekilde oluyor yani arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Korkmayın. Bakmayın işte ben şey falan dedim de, yalan söyleseydim falan. Ben yine de okeyim. Ben çok okeyim şu anki şey için. Ama diyorum ya, bazen işte yalpalıyor insan. Ben çünkü dediğim gibi hani büyürken, büyüdüğünde bir birey olacaksın şeyiyle büyümedim ya. Yani birey olmaktan kastım tabii ki de çalışacağım falan filan, bunları geçtim. Ama senin kendin olman, yani nasıl söylesem, benim ileride birey olabilmemin karşısındaki en büyük engelin ailem olacağını bilememek beni üzüyor şu an, anladınız mı? Ya ben büyürken deseydiler ki 18'den sonra basacağız tekmeyi, gideceksin. Daha başka olurdu. Her şey çok başka olurdu arkadaşlar. Olmasını isteyip de olamadığı olmayan birçok şey var hayatımda. Belki onları da ilerleyen zamanlarda tekrar böyle bir şey, böyle bir kriz anı yaşarsam ve kameranın şarjı olursa şansıma, konuşuruz. Bu video bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim tekrardan. Görüşürüz.